Ben yardıma gideyim mi? Seda. Ben gideyim mi? En iyisi. Ay Hamit Bey, siz gitmeyin lütfen. Ay, Hamit gitsin, ne olur Hamit gitsin. Yardım gitsin edin, bir önce olacak? Getirin Hamit, Hamit Bey. Hamit git Hamit. Yemeklerinizi çabuk getirin. Aradığı şeyi bulacak mı bakalım? The Ses sormadan gitti ama Emine Hanım size tepki gösterir mi? Hep birlikte göreceğiz şimdi. Emine Hanım, dağıtmışsınız buraları. Dağılıyor. İki iş aynı anda yapamıyorsunuz herhalde. O yüzden yetişememiş. Yersin. Bu ne? Yetişir yetişir. Hünkar bence demeyin ona. Beğenmediniz mi? Siz beğenmediniz galiba. Hünkar bende böyle değil ki. Beş eksi bir. Dört kişi kaldı. Emin ne oldu? Çok üzgünüm. Bence sen gideyim gidin. Ben salataları götüreyim bari. Allah aşkına, bu nasıl salata? Siz yediniz mi hepsini? Evet. Beğendiniz mi Seda Hanım? Beğendim. Güzeldi. Güzeldi. Yediler. Ama şimdi Özlem Hanım, hamuru güzeldi. Yani iç lezzet harcı, açısından evet, ben de evet dedim. Seda Hanım'a söyledim. Yani. Lezzet açısından güzeldi, iç harcı güzeldi ama kuruydu. Evet. Ben zaten mübarek kuş gibi. Nişasta gitmiş. Nişastayı bak, olduğu için. Dış ses bize söylemese biz nişastayı bilmiyorduk. Sizin anlamanız gerekmez miydi Özlem Hanım? Ben soramadım çünkü içinde ne koyduğunu, ne malzeme koyduğunu kullandı. Un kullanıyor hayır, sandım ben. Nişastayı anlamadı ama. Söyledi. Nişasta hayır, kullandım çok dedi. Çok güzel. Yok kullandım demedi. Çok güzel yorumunu yaptı Özlem. Dedi ki yani bir şey eksik var. Neden kabarmamış? Neden olmamış? Dedim. Niye böyle dağılıyor? Nişastayı sen söyledin. Yani onu biz anlayamayız çünkü unla nişastayı anlayamayız içine ne koyup koymadığını, o yüzden ben de şey yapmadım. Hamit geldi. Beyciğim geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Aradığı şeyi buldu herhalde. 5 eksi 1 salata bile iyi değil. Bakar mısınız? Önceden mi yapmış? Evet. Ne zaman yapacak bunlar da? Bu salatanın... Hünkar beğendi, hiç iyi değil. Aa! Kesin. Daha yemedin ki. Yemedin ki. Sosu gördüm. Yok ki Hamit Bey. Sosu salatanın yok şu sosu an. Yok. Sos siz neye göre hani... Şey salata dediniz, sosu yok şu anda, yağı dediniz. Yok. Şekerim, git sosu al da gel. Emine Hanım. Sosu yok. Gel bana, ver. Salatamızın sosu yok, sosunuz ben var mı? Ben biraz daha Emine Hanım'ın yanında kalsam orada yığılıp kalacak. O yüzden oturayım. Gerçekten, neden? Getiriyorum sosunu. Ne oldu, harp. Mutfakta yetiş, ne oldu? Yetiş Emine Hanımcığım, yetiş. Yetiş, harp çıkacak burada birazdan. Ah canım benim çıkmasın, ya. Çıkmasın, çıkmasın. Buyurun. Teşekkürler. Hemen sosunu getiriyorum. Hünkar beğendi, nasıl görünüyor Soner Bey? Şu an gördüğüm kadarıyla tadına bakmadım ama etler böyle bir kuru gibi gözüküyor. Diğerleri için de sunum olarak çok kötü değil. Yani bir de yetiştirememiş, sunum olarak normal ama tadına merak ediyorum da etler de sanki biraz kuru gibi evet, gözüküyor. Evet, suyunu çekti dibine evet, tuttu için. Öyle gözüküyor ama hani tad biraz olarak... azizliğe uğradım, onu söyleyebilirim. Tad olarak onu kabul tadacağız. Ediyorum. Et yorumunuzu kabul edebilirim. Yani Emine Hanım siz söylemeseniz de baktım, gördüm. Zaten biz de tadına bakmadık şu an. Etlerin kuru olduğunu görebiliyoruz. Yani evet yani kuru Seda etler Hanım, kuru. Ben Hünkar beğenmeyecek. Ben kesin beğenmeyeceğim. Salatanın sosunu mutfakta konmasını bir isterdim. Bir de ben mutfağa bakabilirim. Hazır gelsin. Dur, tek tek mi konuşun? Tek. Git bak Fenerbahçe'de yürü. Hazır gelsin isterdim salatamın sosu. Kıvamında olsun isterdim ve şu an salatamın sosunu ben döküyorum. Sevgili Dış Ses, bu puanımızı etkileyecek salatamızın sosunu kendimiz koyduk. Özlem Hanım, neden böyle bir yorum yaptınız? Ben salatamı tam anlamıyla hazır isterdim önüme. Şu anda ben burada kendim salatamın sosunun lezzetini kendim verdikten sonra bunun bir anlamı kalmıyor ama çünkü. Ama o da sulanacaktı. Hayır, en son anda, hayır, şu an en son anda mutfakta Emine Hanım bize getirmeden önce, servis etmeden önce salatamızın sosunu böyle gezdirip, tuzu var mı bilmiyorum şimdi bakacağım, var tuzunu da koyup öyle getirmeniz gerekiyordu. Bir de ben geleyim ama Emine Hanımcığım bayağı bir savaş vermiş burada. Ortalık, Allah'ım. Yanmış mı Soner Bey? Yanmak ne kelime. Zafiyet geçirmiş burada. Çorba morba. Bu tatlının burada ne işi var acaba? Abi bildiğin çöp kovasının üstüne koymuş, bildiğin atacak. Sen benim tenceremi niye karıştırıyorsun, bana sormadan niye giriyorsun? Gelirken görmedin mi çıkarken? Ama benden izin almadınız, niye karıştırıyorsunuz benim tenceremi? Özellikle yanıklarını mı aldınız tabağınıza? Vallahi yanıklarını şey gördüm. Bakın, dibi tutmuş şey resmen, yanmış. Üstünden. Evet diyorum ben zaten. Etim gitti diyorum yani. Onu söylüyorum size. Tatlıyı orada gördüm, çöpün üzerine koymuşsunuz. Çöpün üzerinde mi? İyi bakın bakalım. Evet.
çöpün üzeri mi oluyor orası? Evet, çöpün üzerine koymuşsunuz Emine Hanım. Ya şimdi oraya koyunca hijyen olmuyor muyum? Hijyenlikle alakası yok. Sadece çöpün üzerine koymuşsunuz. O yüzden aynen söyledim ben size. Lütfen gider misiniz içeriye? Rica ediyorum. Zaten lütfen tabağınızı alıp karnım gider aç misiniz içeriye? Bu benim tabağım Emine Hanım. Hayır, özellikle yanıklarını koydunuz ki ben yanık söyleyeyim diye diyorsunuz değil mi? Yok. Tabağı siz mi koydunuz Soner Bey? Bunu ben koymadım ki. Bilmiyorum. Ben sadece burayı elledim. Bunu bu servisi siz yaptınız. Şaşırdınız herhalde, kendiniz koydunuz ama benim üzerime attınız suçu. Ben burada suçlu ol. Bize sesleniyorlar herhalde. Dilerseniz ben gideyim, gidecek bir şey varsa alabilirim. Şöyle. Yardım et. Bunu mu götüreceğim peki?